Hazreti Ayşe Efendimiz Aleyhisselam'la ne zaman evlenmişti? Kaç yaşında evlendi diye soranlar var. Kafirler bunu istismar ederler. Baktığımız zaman bütün rivayetlere bununla alakalı Hazreti Ayşe radıyallahu anha Efendimiz Aleyhisselam'dan önce Cübeyr bin Mutim adında birisiyle nişanlı. Peygamber Efendimiz'den, önce nişanlı Hazreti yani Ayşe annemiz. Nişanlanabildiyse Allah Resulü Aleyhisselam'dan önce o toplumda evlilik yaşına gelmiş. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha vefat ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'a Havle radıyallahu anha geliyor. Aradan epey zaman geçiyor. Efendimiz o yaşlı kadınla Hazreti Hatice ile duruyor. Geliyor Havle diyor ki bu kadar çocuk var. Öksüz bunlar. Sen bunlara bakamazsın. Efendimiz Aleyhisselam'ın çocukları. Peki evlensen. Bir rivayete göre 2 yıl sonra Efendimiz Aleyhisselam evleniyor. 2 yıl kalıyor, bekliyor o halde. Farklı rivayetler var bununla alakalı. Peki kimdir onlar diyor. Biri Sevde, biri Ayşe diyor. Evet. Yani Havle geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a radıyallahu anh'a. Demek ki Hazreti Ayşe evlilik çağında konuşuyorlar. Evlenebilir. Belki nişanları attı. Şimdi böyle bir kız var. Ebu Bekir'in kızı radıyallahu anh alır mısın diye. O halde burada yaşla alakalı farklı rivayetler var. Neyi esas almalıyız? Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la o toplumda evlilik çağına gelmiş. Gelmiş, evlilik çağına gelmiş. Öyle bir çağda evlenmiş. Bir nişanlılık geçirmiş. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a saldırıyorlar. Evet. Hakaret ediyorlar. Müşrikler onda bir eksik aramak için yarışıyorlar adeta birbiriyle. Peki Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a ile evleniyor Efendimiz. Neden bununla evlendi? Yaşı şuydu buydu diye tek bir ifade var mı? Hayır yok. O halde o toplumda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe ile evlenecek bir yaşta. Onun uygun olduğu o toplumun evlenme yaşında Ayşe radıyallahu anha ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evleniyorlar. Bu bağlamda anlamı bu bağlamda idrak etmeli. Evet.